Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Lokman suresinin son ayeti kerimesi 34. ayet kerime ile birlikteyiz. <laughs> i̇nna Allahi 'indehu ilmüs ve ve erhami ve ma tedri nefsun maza ve bi arzın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir gün mescitte otururken hepinizin çok iyi bildiği bir hadise insanlar soru sorma noktasında aşırıya gitmişler. Değişik sorular sorunca da bu konu yasaklanmış. Çok soru sormak yasaklanmış. Bu noktada güzel, hayırlı sorular sormaya da teşebbüste biraz çekince olmuş. İşte dışarıdan birisi gelse de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular sorsalar da biz öğrensek umudunda olmuşlar. İşte beyaz elbiseli, simsiyah saçları olan bir adam mescide çıka gelmiş. Efendimizin yanına kadar yürümüş. Rahat bildik adımlarla oturmuş. Dizini dizine değdirmiş. Ellerini dizine koymuş. Ve arkadaşına seslenir gibi ey Muhammed diyerek ona İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir sormuş. Bu sureyle birlikte bu konuyu hep konuştuk elhamdülillah bu hadis-i şerifi ve ardından dördüncü soruyu sormuş. Kıyamet ne zaman kopacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya demiş ki bu konuda soru soran da soru sorulan da aynı şekilde bilgisizdir. Sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Sen neyi bilmiyorsan bu konuda ben de onu bilmiyorum. Çünkü bunun bilgisi Allah katındadır demiş ve bu ayeti kerimeyi Lokman suresi 34. ayet-i kerime okumuştur. Kıyametin saatini bilmek ancak Allah'a mahsus, Allah'a mahsustur. Yağmuru o indirir, rahimlerde bulunan o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Allah şüphesiz bilendir, her şeyden haberdardır Anlamını mealen bu ayet-i kerimeyi okumuş Resulullah Efendimiz. Daha sonra kıyametin alametleri ile ilgili bilgiler vermiş idi. Yine efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kıyametin ne zaman kopacağıyla alakalı sorular soruldu biliyorsunuz. Geldiler insanlar değişik amaçlarla. Mekke müşrikleri, materyalist dünya insanları, maddeci dünya insanları peygamber efendimiz onları kıyametle, hesap günüyle, ahiretle korkuttukça, uyardıkça onun karşısına peki bu ne zaman? Hadi getir o zaman anlamında karşı çıkışlarla gelmişler alay etmişler, dalga geçmişler ve Allahu Teala da bunlara farklı cevaplar vermiş. Mutlaka başınıza geldiğinde göreceksiniz demişti. Bununla birlikte samimi soranlar da olmuş. bilmeden ama içtenlikle ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak diye dertlenerek sormuş. Bir endişeyle sormuş. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen ne hazırladın ona diye karşılık vermiş. Adam Allah'ı ve Resulü seviyorum. Bir tek onun sevgisini hazırladım deyince de kişi sevdiğiyle beraberdir demiş ve Müslümanlar da bu sözü çok sevinmişlerdi. Demek ki kıyamet mutlaka gelecek. Bundan önceki ayeti kerimede Allahu Teala kıyamet manzarasını bize anlattı. Babanın oğla, oğlun babaya faydasının olmadığı bir gün mutlaka gelecek. Hak bir gün. Allah'ın vaadi gerçek. Bu mutlaka olacak, başa gelecek. Bunu yaşayacağız. Öyleyse aldanmayın demişti Allahu Teala. Bilgi Allah'a aittir. Bunu kaçırmayın. Kıyametin bilgisi Allah'a aittir ve sayılan bilgiler Allah'a aittir. Ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa Allahu Teala'nın nimetlerini, bilgisini yazmaya güçleri yetmez. Bütünüyle bilgi Allah'a aittir. Elif, Lam, Mim diye başladığımız bu sure bilginin Allah'a ait olduğunu bize anlattı zaten. Dolayısıyla hayatı anlarken Allah'a danışmak zorundayız. O nasıl öğrenin diyorsa öyle öğreneceğiz. Kelimelerimizi O planlayacak, fikirlerimiz O'ndan gelecek. Evimiz, barkımız, eşyamız, olayları tahlil edişimiz, başımıza gelen şeyler hayır ya da şer mi? Bunu niye göre anlayacağız? Bir güzellik mi yaşıyoruz, bir kötülük mü yaşıyoruz? Doğruda mıyım, yanlışta mıyım, hakta mıyım, batılda mıyım? Tüm bunların bilgisini Allah'ın ayetlerinden yani Allahu Teala'nın bilgilendirmesiyle öğrenmek durumundayım. Hikmet Allah'tan gelendir. Bu hikmetle hayatı bileceğim. Allah'ın dediği gibi yaşayacağım ki buna ulaşabileyim. Allahu Teala imanın ilk hamlesini gayb olarak göstermişti bize. "Gayba iman ederler." demişti yine bu surede. "Müminler gayba iman ederler ve gayb" yani mugayyebatı hamse denen beş bilinmezlik de iman konusudur. Bunları tartışmaya açmak, bunları Allah'tan başkasına vermek, Allah'tan başkası bilir, Allah'tan başkası kudretlidir, Allah'tan başkası haberdardır demek şirktir. Allahu Teala'nın e, isimlerinden, sıfatlarından bir bölümünü, bir konuyu başkasına ait kılma çabasıdır. Bu bakımda Müslüman teslim oluyor ve diyoruz ki Rabbim kıyametin saati yani ne zaman kopacağını bilgisi sendedir. Biz buna iman ediyoruz. Nasıl olacak? Neler olacak o gün? Anlattığı kadarıyla biliyoruz Rabbimizin. Yer sarsıldıkça sarsılacak. Dağlar un ufak olacak. Yıldızlar dökülecek. Bunları bildik. Ama Allahu Teala bunları bize öğretti. Nasıllığını, ne zaman olduğunu söylemedi. Taha suresinde Musa Aleyhisselam'a da Allahu Teala "Ey Musa, neredeyse ben onu kendimden bile gizledim." ki böylece aldatıcıların aldatmasına kapılmayalım diye. Demek ki dünya hayatına ne zaman kapılmayız? Her an ölüm şuurunda, hep hesap günü bilincinde olursak dünya bize bütün şirinliğiyle de gelse, bütün zulmüyle de gelse biz buna aldanmayız. Ve aldatıcı olan şeytanlar, aldatıcı olan din simsarları, Allah'la aldatmaya kalkanlar da bizi aldatamazlar. Çünkü getirileri dünya olan aldanmalar ile bize geleceklerdir. Biz başka bir bilgiye sahibiz. Bilmediğimizin bilgisine sahibiz. İddiamız şu ki biz bilgisiziz. Bütün bilgiler Allah'tadır. Biz bilmeyiz, o öğretir diyen bir Müslüman bilir ki kararlar Allah'a aittir. O gün ne olacağını o bilecek. Bugün de ne olacağını o bilmektedir aslında. Dün de yaradan o değil miydi? Bütün varlık onun elinde değil mi? Allah bilginin sahibidir. Yağmuru o indirir. Yağmuru o indirir. Ne kadar inecek, nasıl inecek, ne zaman inecek, nereye inecek, hangi şekilde inecek, bereketle mi inecek, bereketsiz mi inecek? Bunun bütün bilgisi Allah'a aittir. Ee, i̇nsanlar bir takım şeyler tahmin edebilirler. Yani romatizmalarının işte e, sızlamasıyla, Yağmurun yağmasını anlayabilirim, bulutun uzaktan görünmesiyle kavrayabilirim ve buna benzer tahminler yapabilirler. Bir takım tahminlerde belli noktaya kadar tutturabilirler. İnsanlar fakat bu bir bilginin tamamına sahip olmak anlamına gelmez. Yağmurun indirilmesiyle ilgili bilgi de, iniş şekliyle ilgili bilgi de, güç kudret anlamında da, var ediş anlamında da bilgi de Allah'a aittir. Ve مَا bu ma fil ve Allah rahimlerde olanı da bilmektedir. Allah sadırlarda olanı bilir. Gözlerin içerisindeki niyetleri, kalplerin içindeki geçen cümleleri bilir. Benim kendimin bildiğimi zannettiğim bilgilerin de vakfı Allah'tır. Bir anne kendi karnında ne taşıdığını bilmez ama Allahu Teala onun karnında ne olduğunu bilir. Hangi özellikler taşıdığını, sait mi, şakim olacak, eğri mi doğru bir adam mı olacak? iyi mi kötü mü olacak? Tüm hamleleriyle, tüm şekilleriyle Allahu Teala onu da bilmektedir. Yani belki yıllardır ebelik yapan bir kadın doğacak olan çocuğun erkekliği, dişiliği üzerinde bir şeyler söyleyebilir ama onun rızkıyla ilgili, eceliyle ilgili, ameliyle ilgili hiçbir şey söyleyemeyiz. Karakteriyle ilgili, sabırsızlığıyla, aceleciliğiyle, cimrilik ya da cömertliğiyle ilgili hiçbir şey söyleyemez. Allah bilir bunları. Ve bir başka konu, üçüncü bir bilgi konusu. Hiçbir nefis, hiçbir adam yarın ne kazanacağını bilmez. Biraz sonra bana neler getirecek ben bunu bilmiyorum. Ben şu anın bile bilgisini e, bilmeden yaşamaya çalışıyorum. Şu an bile sanki elimde değilcesine geçip gitmektedir. Kaldı ki yarın dediğim şu andan itibaren başlayacak olan zaman gelmekte olan her an benim için ne getireceğini bilmediğim bir andır. Hayır mı getirecek, şer mi getirecek, imtihan mı getirecek, nimet mi getirecek bunu bilmiyorum. Sürekli sadece hazır olda yaşamak durumundayım. Kazanç para pul anlamına gelmez, bilgi anlamına da gelir, rızık çocuk anlamına da gelir evbark ee, ev bark anlamına da gelir ama başka şeyler anlamına da gelecektir. Bazen hastalık, sağlık anlamına da gelecektir. Kazancım ne olacak? Bunu bilmem. Bütünüyle bilen Allah'tır. Ve yine şu bilmediğimiz bir konu وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ temut Hiçbir nefis nerede öleceğini de bilmez. Hangi arıza öleceğini de bilmez. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Bir hadis-i şerifte hemen elimden kitaptan okuyayım. Allah kişinin ruhunu bir yerde kabz etmek istediği zaman kişiye o yerde bir ihtiyaç hasıl eder buyurmuştur. Yani eğer sen memleketin A memleketi ise yıllardır orada yaşıyorsun, orada öleceğim artık hazırlığını yaptın, kabrini ayarladın, kefenini hazırladın, her şey tamam. Böyle bir hazırlık vardı. Fakat son anda bir iş çıkacak, bir haber gelecek, bir yer çağrılacaksın, oraya gideceksin. Giderken, gelirken orada da değil falan yerde öleceksin. Bu da Allahu Teala'nın bilgisi dahilindedir. Arzın hangi tarafında öleceğimiz kararlaştırılmıştır. Toprağın beni beklemektedir ve ben o toprağa ya da öleceğim her neresiyse oraya gideceğim, gireceğim mutlaka burası beni beklemektedir. Ama ben bilmem, bilen Allah'tır. Zaman ona ait, mekan ona aittir. Alimdir Allah. İnna Allah'e alimun habir ve haberdardır. Allah her şeyi bilir. Allah her şeyden haberdardır. Ondan habersiz hiçbir şey olmaz. Amellerimizi biliyor. Ve dedik ya niyetlerimizin de bilgisi Allah'ın elindedir. Bu ayet-i kerime surenin sonunda bize şunu da muştuluyor, söylüyor, emrediyor. Alim olan Allah bak her şeyi biliyor. Gelin bundan sonra bilgiyi Allah'tan alın ki secdeye kapanabilir, kapanın, kulluğa kapanın. Çünkü bundan sonraki sure secde suresi olarak gelecek, secdeye kapanacağız ve habir olan Allah'tan haberdar olun. Haberlerini, haberlerinizi gazetelerden, ekranlardan, telefonlardan, okullardan, eğitim ortamlarından, sokaktan, billboardlar mı nedir onlardan almayın. Haberlerinizi yani dünyaya ait, eşyaya ait, hayata ait, geleceğe ait, kıyamet öncesi sonrasına ait, geçmişe, tarihe ait haberler ancak Allah'ta doğrudur diğerlerin haberleri doğru değildir. Bilen o, haberdar olana bildiren o, haber veren odur. Öyleyse onunla bir hayat yaşayacağız. Allah'ın izniyle onun dediği gibi ki sonunda secdeye kulluğa kapılalım, kapanalım. Alnımızı yere değdirelim. Ya Rabbi bizi bağışla, bize affet, bize hikmet ver, yolundan tut. Boş şeylerle uğraşmaktan bizi koru. Ve senin ayetlerine karşı bir kavga verenlerden değil de sabredip, şükredip, nimetlerinin farkında olup yolunda yürüyen kullarından eyle. Lokman yolunda olalım, Lokman oğlu gibi olalım. Bize bu kitabı getirip söyleyen Efendimiz, Peygamberimiz gibi olalım. Onun yolunda olalım ya Rabbi. Eşe subhanike Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Allahümme salli ala Muhammed.